Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim isteyenlerin gündeme getirdiği yerel seçime kadar emanetçi genel başkan ya da ağabey formülünün tartışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak SHP eski genel başkanı Murat Karayalçı'nın tarafların uzlaşması halinde geçici bir başkanlık dönemi için varım açıklaması oldukça yankı bulmuştu. Hiçbir partilinin tarafların tümü evet derse kendisine sunulacak genel başkanlık önerisine hayır diyeceğini sanmıyorum. Habere göre emanetçi formülü için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın telaffuz edildi. Buna Engin Altay, Haluk Koç ve Murat Karayalçın isimleri de eklendi. Ancak bu formül örgütte karşılık bulmadı. Kulislerde parti içi muhalefetin örgütte karşılığının yetersiz kalması ve yaşanan tartışmaların partiyi yıpratmasının bazı isimlerinde tavır değiştirmesine neden olduğu konuşuluyor. Bu nedenle genel başkanın değişmesini isteyen bazı vekillerin genel başkan Kılıçdaroğlu'na giderek özür dilediği de konuşulanlar arasında. Kılıçdaroğlu'nunsa kararsız kalan isimlerle temaslarını sürdürdüğü ve radikal bir tüzük değişikliği çıkışı yapmaya hazırlandığı konuşuluyor. Ön seçim ve milletvekilliğinde 3 dönem kuralını içeren, delege üzerinde baskı kurmayı engelleyen, kadın ve gençlere daha çok olanak sağlayan bir dizi değişiklik planlandığı, bu çıkışın eleştirilere yönelik bir samimiyet testi niteliğinde olacağı, CHP kulislerinin ana başlığını oluşturuyor.